Herkese merhaba, ben Akın Saatçı. Flo ile Ramazan'da sizin için mükemmel bir egzersiz serisi hazırladık. Bugün ve ilerleyen günlerde çok eğlenceli egzersizlerimiz olacak. Bugün daha başlangıç seviyesi bir egzersiz yapacağız. Çünkü ben de yeni başlıyorum, siz de yeni başlıyorsunuz. Eğer çok beğenirseniz, çok yapmak isterseniz aynı videoyu birkaç kez izleyip ekstra 2-3 set yapabilirsiniz. Umarım sadece izlemekle kalmazsınız. Siz de hemen ayağa kalkıp bana katılırsınız. Eğer Ramazan'da bu egzersizi siz de benimle beraber yapacaksanız 2 tane alternatifiniz var. Eğer antrenmanlıysanız, güçlüyseniz belki iftardan biraz önce bu egzersizi çok yorulmadan yapıp daha sonra güzel bir duş alıp ve iftara geçebilirsiniz. Eğer yeni başlayacaksanız belki aç karnına bu egzersiz size zor gelecekse o zaman şöyle bir tavsiyem var. İftarda böyle yarım bir muz, yarım bir patates, birazcık hurma, hani biraz size enerji verecek birkaç tane ufak yiyecek ama çok fazla yemeyeceğiz. Onları yedikten sonra birazcık bekleyeceğiz, ufak sindireceğiz. Bu güzel egzersizi yapacağız. Sonra güzel duş alacağız ve iftarımızı daha sonra yapacağız. Unutmayın, iftarda çok yiyip hemen bu egzersizi yapmaya çalışırsanız midemiz için yazık midemize, size de yazık. Çok sağlıklı değil. Ya da çok alışık değilseniz aç karnına egzersiz yapmaya, iftardan önce bunu yapmanızı da çok fazla tavsiye etmiyorum. Ama ilerleyen egzersizlerde hem kendinizi daha iyi tanıyacaksınız, hem de aralıklı oruç sırasında ya da oruç sırasında bunu ne zaman yapmanız gerektiğini siz daha iyi hissedeceksiniz. Bir de iftar yapıp böyle çok geç saat bunu yapmayı yine tavsiye etmiyorum. Çünkü geç saatlerde ben şimdi birazdan adrenalin patlaması yaşayacağım bu egzersizlerle. Siz de bu egzersizle beraber hem nabız hem adrenalin yükselince gece uyumak biraz zor olabilir. O yüzden dediğim gibi en iyisi iftarda biraz ufak bir şeyler yiyin. Ardından biraz bekleyip bu egzersizi yapın, duş alın. Sonra da esas iftarı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bahsettiğim gibi bugün kolay bir egzersiz yapacağız. Daha başlangıç bir seviyesi ama yine de sizin için zor gelirse hareketler, daha ağırdan gitmeyi unutmayın. İlk dersten bana kızmanızı istemem ya da ilk dersten pes etmenizi istemem. Ufak yürüyüşlerle başlayacağız. Her hareket, 10 tane hareketimiz var. Her hareketi yaklaşık 45 saniye kadar yapacağız ve 15 saniyede dinlenmemiz olacak. Hazırsanız başlayalım. İlk hareketimiz tabii ki yine yürüyüş fakat bu sefer biraz daha dizleri çekerek yürümeye başlıyoruz. Aa, ne kadar kolay hareketler diyeceksiniz. Önemli değil. Kolay başlayalım. İlk dersten çok fazla kendimizi zorlamayalım. Dizleri çekerek yürüyebilirsiniz. Eğer çok iyi hissediyorsanız, kendinizi ısındıysanız gerekirse daha hızlı bir şekilde de başlayabilirsiniz. Ama ben yeni başladım, yeni ısınıyorum. O yüzden ağır tempoda yürüyüşler şu an için iyi. Bir ve normal yürüyüşümüze geçebiliriz. Gördüğünüz gibi ikinci hareketimiz squat. Eğer yeni başlıyorsanız squat'a bir sandalye ya da bir koltuğa da evde oturarak da başlayabilirsiniz. Ve başla. Bir ve bıraktık. Tekrar yürüyüşümüze başlayabiliriz. Bir sonraki hareketimiz bence yine çok eğlenceli. Squat'a yanda gördüğünüz gibi bir de kollarımızı ekleyeceğiz. Hazır mısınız? Ve biraz daha bacaklar açık. Squat ve kol. Nefesinizi unutmayın. Genelde yukarı doğru çıkarken nefes veriyoruz. Thank you.
nefes. İki ve bir. Tekrar yürüyüşe başlayabiliriz. Yine bir sonraki hareket, çok sevdiğim bir hareket. Yine yanında görüyorsunuz. Sanki boksör gibi gelen yumruktan kaçıp squat yapacağız. Hazır mıyız? Ve süper gidiyoruz. Yürüyüşlerle devam. Şimdi madem bu boks işine başladık, o zaman bu biraz evvel yaptığımız harekete bir tane de yumruk ekleyelim. Ve yumruktan kaç ve yumruk, kaç ve yumruk, kaç ve yumruk. Nefesini de ver. Ve yürüyüşe devam. Bu arada egzersiz yaparken ayakkabı gerçekten çok önemli. Ayağımda gördüğünüz bu lumberjackler hem nefes alan yüzeyi sayesinde hem de yastıklama teknolojisi sayesinde gerçekten sporu çok daha rahat bir hale getiriyor. Şimdi yine bir squat ufak. Bu sefer yine yanında gördüğünüz gibi bir de diz ekleyeceğiz. Hazır. Ve squat hep aynı diz. Diz. Ve squat hep aynı bacak. Diz. Ve squat. Ve diz. Şunu hayal edebilirsiniz. Sevmediğiniz bir şeyi kırmak istiyorsunuz dizinizle. Yani kafa değil. Evde daha çok böyle bir tahta mahta falan gibi şey hayal ederseniz daha güzel olur. Nefesi vermeyi unutma. Ve yürüyüş. Tabii ki diğer bacağı da yapacağız. Sizi bilmem ama ben şimdiden iyi terlemeye başladım. O yüzden iftardan sonra yaparsanız ya da aralık oruç yapıyorsanız mutlaka iyi su içeceğiniz zaman olmasına dikkat edin. Süpersiniz. Madem yumruk attık, dizle stres attık, biraz da tekmeyle stres atalım. Hazır mıyız? Bütün günün stresini tekmeyle çıkartalım. Ve karşıya tekme. Ve dikkatli. Ve gel. İleride buna squat da ekleyeceğiz. Eğer zor gelirse daha ufak bir tekme aşağıya. İyi hissediyorsanız karşıya. İleriki derslerde buna daha zor hareketler de ekleyeceğiz. O yüzden şimdi iyi çalışalım buna. Ve nefes ver. (Gülüyor)
ve yürüyüş. Güzel. Tabii ki öbür bacak. İyi gidiyor mu? Kendinizi çok zorlamayın. Ufak tekmeler de olur. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Ve karşı. Ve yürüyüş. Buraya kadar benimle devam ettiyseniz süpersiniz. Son bir hareketimiz kaldı. Yanda gördüğünüz gibi sprint, yani hızlı koşu yapacağız. Herkes lütfen kendine göre ayarlasın. Hazır mıyız? Ve koşun. 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 Kollarımızı da ekliyoruz. Hem kollar hem bacaklar. Hızlı 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 hızlı. Eğer hissediyorsanız daha büyük, daha büyük, daha büyük, daha büyük. Son hareket. Devam. Bitiyor. Devam, 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 devam. Son, 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 son. Nefes. Nefes. Bir. Bitti. Süpersiniz. Hemen durmayalım. Birazcık ufak yürüyüşler yapalım. Birazcık ufak hareket edebilirsiniz evin içerisinde. Bir ufak nefeslenin. Arkadaşlar sizi tebrik ederim. Mükemmel bir egzersiz günün bitirdik ya da birkaç set daha yapacaksınız. Belki bitirmediniz henüz. Eğer birkaç set daha yapacaksınız daha da iyisiniz. Bu güzel egzersiz için neye ihtiyacımız var? Tabii ki önce güzel bir sağlığa ihtiyacımız var. Kendinize lütfen çok iyi bakın. İki, tabii ki doğru kıyafete ve doğru ayakkabılara ihtiyacımız var. Unutmayın, ne kadar sağlığımıza dikkat ediyorsak sporda da doğru ekipmanları kullanmaya o kadar dikkat etmeliyiz. Ben bu üstünde gördüğünüz kıyafetleri ve güzel ayakkabıları tabii ki Flo'dan seçtim. Siz de hem Flo.com.tr'ye gidip hem de mağazalara gidip çok güzel kombinler yaratabilirsiniz. Ne tarz kıyafetler yarattınız, ne tarz ayakkabılar yarattınız lütfen bana aşağı yorum olarak da yazın. Ve ben Akın Saatçi, Flo ile bir sonraki egzersiz videosunda görüşmek üzere.